Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dinleyenlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz iyi bir mümin olarak, iyi bir Müslüman olarak ölüp huzuruna gitmemizi istiyor. Adem aleyhisselam ve son insana kadar herkesten Allah bunu istiyor. Müslümanlıktan başka bir pozisyonda can vermeyin diyor. Elhamdülillah Müslümanız. Rabbimize hamdolsun. Ancak önümüzde büyük bir hakikat var. O hakikat şudur. Müslüman olarak yaşamak ve Müslüman olarak ölmek, istemekle, arzu etmekle gerçekleşen şeyler değildir. Herkes Müslüman olarak ölüp cennette soluk almayı ister herhalde. Ama Allah Müslüman olarak ölün, başka türlü ölmeyin buyurduğu gibi bu şekilde ölüp cennete girecek kullarından olarak dirilmeyi de imtihanlara bağladı. Her aldığımız nefes bir imtihandır. Her kullandığımız söz o imtihanın bir parçasıdır. Attığımız her adım o imtihandandır. Evleniriz, eşimiz olur, çocuğumuz olur, yakınlarımız olur, akrabalarımız olur. O imtihandır. Sağlıklı oluruz, imtihandır. Hasta oluruz, zaten imtihandır. Yaşayan yakınlarımız, ölen yakınlarımız hep bizim içindir. Şu dünya çiçeklerinden çok dert bitirir topraklarında. Allah cennetin anımsatıcısı ama asla cennet gibi olmayacak bir dünyada yarattı bizi. Kaderimiz bu dünyada yaşamaktır. Ve bu dünyaya mağlup olmadan Müslüman olarak ölüp gitmektir. Bu dünyada iyi Müslüman olmak, camide, evdeki seccadenin başında namaz kılmakla simgeleştirilemez. Yani camide veya evinde namaz kılan insan, İslam'ın emirlerinden bir emir yerine getirdiği için İslamca bir iş yapmıştır. Ama İslam tek başına o değildir. Gözü çok iyi gören bir insan, kulağı duymuyorsa, sağlıklı hayatını tam yaşayan bir insan mıdır? Göz başka, kulak başka, diğer duyu organlarımız başka, ayak başka. Namaz da böyle, oruç da böyle. Bunlar Allah'ın asla taviz veremeyeceğimiz emirlerinden biri. Ama bu hayat, sonunda tam bir Müslüman, Rabbinin rızasını kazanmış bir Müslüman olarak ölüp gitmek hazzıyla yaşayanlar için olduğu gibi imtihandır. Rabbimiz bizi sabah namazına kalkmakta sınayacak. Ramazan günü aç ve susuz ve sinirleri gerilmeden nasıl yaşayacağımıza bakarak sınayacak. Yaşlı anne ve babalarımızın önünde nasıl bir evlat olarak durduğumuza
bakarak sınayacak. Rabbimiz bizi evlatlarımızın karşısında da sınayacak. Hazır kalıptan çıkmış fabrikasyon bir çocuk mu bekliyoruz? Yoksa bu dünyadan ayrılana kadar o veya biz çilesine talip olduğumuz bir evlat mı büyüteceğiz? Hepsini Allah görmek istiyor. Akrabalarımızla ilişkilerimizi görmek istiyor. Her birimizi bankanın kapısında da hangi refleksle duracağımız için bir yığın faiz alternatiflerinin yağmur gibi başımızdan aşağıya yağdığı bir dünyada yarattı Allah. Duman oldu. Yağmur damlası oldu faiz. Başımızdan aşağıya yağıyor ve Allah bizim ne yapacağımızı görmek istiyor. Değerli dinleyenlerim, işte şu Müslümanca ölüp gitmek için bu dünyada sözünü ettiğim bu imtihanların hepsinin ortak adı sabırdır. Allah bizi sabırla sınamak istiyor. Faizin önünde sabreden Müslüman, hastalığa sabreden Müslüman, sabah namazına kalkmada uykuya sabreden Müslüman, evlat çilesine sabreden Müslüman, anne baba meşakkatine sabreden Müslüman, fakirliğe sabreden Müslüman, zengin olup şımarmamaya sabreden Müslüman, imanın şifresi bu sabırdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.